Evet değerli dostlarımız, Osmaniye'de Kadirli TV'ye konuk olduk. Sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği bulduk diyoruz. Sıcak bir ortamımız var, muhabbet derin. Kadirli'de şu anda hava biraz yağmurlu, biraz sıcak, biraz serin. Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, mutlaka Osmaniye Kadirli'de olsun, yerin diyoruz. Çıkın çıkın Kadirli'ye gelin, turpu yiyin, turp gibi olun. Evet Harun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Harun abi Ülke TV'de en iyisi gezmek programımızda şu an Kadirli TV stüdyosunda. Dünden bu yana Harun abiyle biz Kadirli'yi turluyoruz değil mi Harun abi? Eyvallah. Nasıl buldun abi Kadirli'yi? Kadirli'yi nasıl buldum? Espri mahiyetinde söyleyeyim. Adana uçağından indik. Evet. Kardeşimiz aldı. Evet. 105-110 kilometre yol geldik. O sürdü biz Kadirli'yi bulduk. Ama Kadirli'de hoş bulduk. Sefa bulduk. Muhabbet bulduk. Samimiyet bulduk, evet. Sempati bulduk, ondan sonra gönüldaşlık bulduk. Bir taraftan o ufak lahmacunlarınızı lezzetli, evet. Keyifli, aynen. Diğer tarafta olmazsa olmaz sucuklu ekmeği, diğer tarafta bakıyorsun Türkiye'nin %80 üretiminin yapıldığı turpunu, diğer evet. Tarafta bakıyorsun yer fıstığı, evet. Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli yer fıstığı, diğer tarafta bakıyorsun halka tatlıları, evet. Diğer tarafta bakıyorsun o pancar yapraklarını, ona ne diyordunuz? Tirşik. Tirşik, sokaklarda onu kesiyorlar, diğer tarafta bakıyorsunuz. Hem buradan Mersin'e, Antalya'ya o yakınlığıyla oradan Akdeniz'in balıkları, diğer taraftan da göllerden, akarsulardan tutulan o tatlı su balıklarının evet. ikramı. Diğer taraftan bakıyorsunuz Adana'ya çok yakın olması nedeniyle evet. her türlü kebabını, evet. Bütün bu lezzetleri tatma fırsatı da bulduk. Ama evet. her şeyden evvel Kadirli'de vatan, millet, bayrak, ezan sevdalısı, evet. Türkiye sevdalısı vatandaşları gördük. Düşman işgalinden kurtuluşunun, Fransız işgalinden kurtuluşunun 104. kuruluş yıl dönümüne şahitlik etmiş olduk. Evet. Dolayısıyla Kadirli'nin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Evet. Ben Kadirli'de çok mutlu oldum. İnşallah Ülke TV'de de önümüzdeki hafta cumartesi günü akşam saat 8 ila 9 arasında Kadirli'nin tüm yöresel lezzetlerini, tüm keyifli muhabbetlerini, tüm gastronomisini, tüm geleneğini, göreneğini ekrana taşımaya çalışacağız. Kadirli evet. TV'yi de yakından takip etsinler. Evet. Kadirli TV'den tüm dünyaya demişsiniz. Dünyanın merkezi biliyorsunuz Çorum. Evet. Harun Şen geldi. Kadirli TV'de yaptı. Birbirinden değişik yorum. Eğer konuşmak istiyorlarsa Kadirli TV'de Kadirli'li vatandaşlarla yaparız bu masada forum diyorum abi. Abi harikasın. Yani biz bir tekerleme bekliyorduk zaten senden. Valla sen bizden önce davrandın, hemen devreye girdi. Evet, az önce dedin zaten abi, Kadirli gerçekten vatan millet noktasında çok özel bir yer. Şehidin en fazla olduğu ilçelerden ve illerden bir tanesi Osmaniye. Ve dün beraber gezdiğimizde zaten o heyecanını gördüm ben senin. Gerçekten bu anlamda biz haftaya senin cumartesi programını iple çekeceğiz Kadirler olarak. Ve Kadirli TV olarak da duyurusunu da yapacağız zaten. İnşallah. İnşallah. Abi söylemek istediklerim varsa... Ya söylemek istediğim şu, demin altını siz de çizdiniz. Evet. Türkiye'de hem asker hem polis olarak evet. Güzel ordumuza, güzel emniyetimize en fazla askerimizi, polisimizi gönderen şehirlerden biri bir. Evet. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, Çanakkale mücadelesinde ve terörle yapılan mücadelede en fazla şehit ve gazi veren illerimizden birisi, ilçelerimizden birisi, iki. Evet. Bununla birlikte eğitim seviyesi Türkiye'de ilk üçe giren, evet. mutlaka her evde üniversite mezunu olan, evet. hatta bütün belki mensuplarının bile üniversite mezunu olduğu, eğitim olduğu, eğitim seviyesi çok yüksek bir ilçemiz. Evet. Bununla birlikte Osmaniye'nin nüfus olarak en kalabalık ilçesi. En büyük ilçesi. Evet. Ama bununla birlikte kendi öz kaynaklarıyla da geçinmeye çalışan, kendi mütevaziliğiyle, kendi yağıyla kavrulan bir ilçemiz. Evet. Bununla birlikte çok ciddi manada da ömrü uzatan bir tarafı var. Evet. Arka tarafı güzel, böyle güzel ülkenin dağlarıyla. Evet. Toroslar mıydı? Toroslar. Evet, Toros dağlarının evet. Sırtını kendini Toros dağlarına vermiş ovası, verimli toprakları. Evet. Evet. Ama her şeyden önce samimi olarak söylüyorum. En gencinden orta yaşına evet. ve yaşlı demek istemiyorum, delikanlılarına diyeyim şöyle göz evet. kırparak. Evet. Hepsi çok muhabbetler, çok keyifliler, çok böyle sevgi dolu insanlar. Dolayısıyla Kadirli'de yaşamak bana göre ömrü uzatıyor. Evet. Eğer ömrünüz uzun olsun diyorsanız, evet. evlendirecek çocuklarınız varsa, düğünleri güzün olsun diyorsanız,
Kadirli'yi mutlaka gelmelisiniz, görmelisiniz, yemelisiniz, muhabbet etmelisiniz. Mutlaka burayı yaşamanız gerekiyor. Yaşamadan anlayamazsınız diyorum. Buradan tüm Kadirlili kardeşlerimize, annelere, babalara, evlatlara, amcalara, teyzelere, ninelere, dayılara, halalara diyoruz ki Kadirli'nin kadrini, kıymetini bilin. Kadirli'de mutlu ve huzurlu yaşamaya devam edin. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizi ziyaretinizden dolayı çok çok sağ olun diyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Ülke TV'den, Elbisi Gezmek programından Harun Şen abimiz Kadirli TV'yi ziyaret etti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.